E futbol 2024'de Euro ve Copa Amerika güncellemesi geldi. Ben de tabii ki bunu sizlerle beraber deneyeceğim. Bakalım neler yapmışlar. Biliyorsunuz her zaman bu E futbol bir şeyler yaptığında biz de bir bakıyoruz. İyise i̇yi ise iyi, kötü ise kötü diyoruz. Acaba bugün ne yapmışlar? Hep beraber göreceğiz. Konamicim yani şu oyunu Allah için biraz daha iyi yap ya. Lütfen be. Ben seviyordum. PES 2021 çok güzel oyundu. Kanalda kaç videosunu çektik. Evet E futbol logosu. Şu oyuna modlar getireceğiz dendi. Kariyer modu gelecek dendi. Bir şeyler bir şeyler hiç gelmedi abi. Neyse. Girelim bakalım. Hadi bakalım oğlum. Arkadan bir çıngırak sesi duyabilirsiniz. Benim Ares orada oyun oynuyor. Bu arada sizden beğeni ve yorum bekliyorum. Başka hangi oyunları oynamamı istersiniz? Bir sürü futbol oyunu çıkıyor işte mobil olabilir. Fortnite'a bir futbol modu gelmiş. Neleri oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. FIFA dışında böyle farklı oyunları da oynamak istiyorum tabii ki. Ama futbol oyunu olması lazım. Yeni kartlar gelmiş. Eyvallah. Şöyle devam et diyelim. Bana milli takımları Euro 2024'ü Copa Amerika'yı göster ya. Görevler diyor, mağaza diyor, ana sayfa. Gol oldu. Bu neymiş abi? Ne oluyor lan? Bu yeni mi? Bir oyun modu şu anda deniyoruz. Ne olduğunu anlamıyorum. Gol oldu. Ya, hoş geldiniz. Sakın kaçırmayın ve her gün oynamayı unutmayın. Penaltı vuruşu, tamam. Penaltımı atacağız. Vurdum. Golümü attım. Tamam, güzel. Kaçırdığım anda bitecek herhalde. Aha, ilerliyorum. Şimdi bir antrenman geçtim. Bir şeyler oldu. Tamam, ileri dedim. Hiçbir yere varmadı. <laughs> güzel, tamam. Güzel ödül veren öyle saçma sapan bir şey yapmışlar eyvallah. Maç dediğimiz zaman ne var? Turnuva, e futbol ligi, arkadaş maçı, hızlı maç, deneme maçı, ligim. Bir sezon boyunca yapay zekaya karşı maçları oynayın. Oha bak bu eklenmiş. Başka takım seç. Dur bakayım Avrupa Süper Ligi seçebiliyoruz değil mi? Süper Ligi seçebiliyoruz. Fenerbahçe'yi falan da seçebiliyoruz. Bu modu denediğim bir video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben şimdi özellikle milli takımları Euro'yu, Copa Amerika'yı merak ediyorum. Sunuma temelli etkinlikler. Aha European Cup ve American Cup işte. Biri Euro 2024, biri... Kopa Amerika. Tabii ki lisansları olmadığı için böyle yazmışlar. İlk başta Euro'ya bakalım bir gir diyelim. Ne oluyor abi? Bu etkinlik için takımınızı seçin. Türkiye Milli Takımı. Eyvallah. Ne oldu şimdi? Böyle oynayabiliyoruz ha. Ya gruptan başlıyoruz ya da elemelerden başlıyoruz. Ha girilemiyor buraya. Önce grubu yapmamız lazım. Profesyonel oynayalım bir ne olacak görelim ben anlamadım. De. ilginç bir şey yani şu anda. Euro etkinliği ama çok ilginç. Gruplar gerçek gruplar bu arada. Yani şöyle bir kontrol ediyorum gerçek gruplar. İlk maç Gürcistan maçı diyor. Tamam maça git diyelim. Bir bakalım nasıl bir şey olacak. Maçın hepsini oynamamıza gerek yok. Yapay zekaya karşı oynuyoruz zaten. Milli takımımızı görmüş olalım hem. Stadyum mesela Estadio do Escorpio. Almanya'da değil. Onu ayarlamamışlar. İleri diyelim. Aha. Milli takımımız geliyor bu animasyonlar güzel. Bak Türkiye otobüsü orada. Takımımız geldi buraya. Gürcistan milli takımında Kıvara'yı anlar mıyız yüzünden? Anlayamayız sanki. Formalar tamam ilerleyelim. İlk 11 yaptırması lazım bana artık. Ha, Arda Güler, Enes Ünal, Cengiz. Bu overall'lar ne lan böyle? Arkadaşlar bu modu boşuna oynamışım ben. Oraları o yüzden kesiyorum. Bu mod zaten My Club'da olan mevcut futbolcularımızdan bir milli takım oluşturuyor bize. O yüzden güçleri yüksek. O yüzden bu mod aslında şey değil yani. Öyle güzel bir mod değil anladın mı? Challenge'lı, manager'lı saçma sapan bir şey yapmışlar. Şimdi gerçekten, şimdi gerçekten normal offline maç yapıp sizlere neler olduğunu göstereceğim. Kenan Yıldız'ın da yüzü yok. O da üzücü ya. Oha göbekte Kaan Ayhan. Ha şöyle yapalım. Tamam. Çağlar oynamıyor. Çağlar yerine Samet yok mu? Neyse tabii ki Abdülkerim'i koydum. Bertu Yıldırım severiz ama onun yerine Barış Alper'i oynatıyor ya hoca. Ben de onu oynatayım diyorum. Oynatamıyorum çünkü Barış Alper yok. İyi Bertu ile başlayalım. Karşımıza Ronaldo Leao falan var. Tamam böyle geçelim. Böyle bir oynayalım istiyorum. Gel bakayım. Ya seçtiğimiz normal dümdüz bir takımla online maç bile yapamıyoruz abi. İlla MyClub'la online yapabiliyorsun. Şimdi yine bilgisayara karşı oynuyoruz. Hakan Çalhanoğlu verdik basımızı. Bertu aradan kaçıyor. Bertu Yıldırım. Aa direk. Lan direkten döndük. Evet Leo meo. geliyorlar bu arada. Aman Leo. Oha manyak. Ne yaptı bu? ne yaptı lan? Atla burayı tamam. Dur ya. Öyle demedik kardeşim ne yapıyorsun ya? Manyak mıdır nedir? Hakan dön Hakan. Hakan iyi döndün. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu baktı. Senin de ekstra yapman lazım. Aa hocam faal yok mu? Bu nasıl faal olmaz? Tamam Kaan Ayhan aldı. Şimdi Bertu'yu gördük. Bertu Yıldırım aşağı tarafta. Orkun Kökçü. Göz açıp kapayıncaya kadar bak sevince bak. Orkun. İşte bu. Oyuncu yüzleri güzel bu arada. Onu söylemiş olayım. Ya yani oyun alaf ediyorum ama oyuncu yüzlerini PES harbiden yapıyor. Yani şöyle tabii ki hani her oyuncunun yüzü A kalite değil. Ama FIFA'ya göre daha fazla oyuncunun en azından yüzünü aktarmaya çalışıyorlar. Daha önem veriyorlar bunlara. Kenan Yıldız. Arda Güler'i düşündü. Arda'nın yüzü yok galiba. Oyunu durdurup bakalım yüzlere ya. Zeki Çelik, Ferdi. Şu yüzlere tek tek bakabiliriz. Kamera açısı bu mu var sadece? Neyse Ferdi, Zeki, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü. Arda Güler'e bak abi. Arda Güler Japon olmuş bir kere. Arda Güler'in en azından saçını mesela şöyle şey yapın ya. Allah aşkına buraya bir FIFA'daki Arda Güler'i koyalım. Bir de PES'teki Arda Güler'e bak hiç mi yüzünü yapmaya uğraşmadınız? FIFA'daki Arda Güler'in yüzünün yapılmadığı halini koyacağım buraya. En azından bir saçını maçını yapmışlardı adamlar. Kenan Yıldız da yok abi ne yapıyorsunuz ya? Biraz insan benzetmeye çalışır. Bertu da aynı şekilde hiç benzetmeye çalışılmamış abi. Neyse bu maçtan çıkalım. Kopa Amerika takımları var mı abi? Güney Amerika dedik. Heh milli. Kopa Amerika modu tam gelmemiş ya. Birkaç takım koymuşlar. Arjantin var mesela. Karşımıza da Avrupa'dan bir takım koyalım. Euro'dan bir takım. Mesela Fransa koyalım. Hadi bu oyunun sponsorlu takımları biliyorsunuz bu ikisi. Kapağında MaPanda da bunlar vardı. Oha. Zorluk seçerken yapay zeka ya başlangıç ya orta seviye ya da süper yıldız seçebiliyor. Niye öyle? Neyse oyun hızını falan bir arttırayım. Bir şeylerle oynayalım en azından. Kondisyon iç sağ mükemmel diyelim. Deplasman da mükemmel mükemmel diyelim. Sakatlıklar açık. Maç ekranı alt radar göstergesi kapalı diyelim abi. Oyuncu adı kutuları açık. Iıı, tamam hadi bakalım. Bir görelim bir Arjantin Fransa maçı yapalım. İkisinde zaten ana forması şu anda hazır. Oyun planı dedim. Arjantin, Messi, Latoro, Martinez, Lokelso Lo falan ne alaka ya onu çıkar. Onu istemiyorum. Bir kere orta sahada depalı kullanmamız lazım. Messi'nin koruması biliyorsunuz. pekimiz Akunya falan bunlar oynamalı abi. çok Anaço ucubesini pek oynatmak istemiyorum. Dybala'yı sol kanat koyacağım. Sol kanat olmuyor. GF'ye doğru koydum. Depaul falan. Böyleyiz tamam. Stoperde de Romero'yu koyayım. Yüksek ovrulu olsun. Karşı taraf zaten Fransa. Mbappesi falan var. Hadi bakalım maça git diyeceğim. Arjantin Fransa maçı. Mas Monumental'da oynuyoruz. İlginç bir stat. Bembeyaz bir stat. Yağmurlu bir hava var. Bakalım hangi milli takım bu maçı kazanacak. Di Maria, Molina, Messi aradan kaçıyor. Messi'nin önüne doğru son anda girdiler. nereden bir ilginç gözüküyor. Fena gözükmüyor aslında şu anda. Mbappe aldık topu Molina. Şimdi Di Maria tekte oynuyoruz. Lionel Messi iyi çevirdi. Molina Messi'yi görmek istiyor. Lionel Messi'nin önüne Hernandez. İkinci sefer orada araya girdi. Romero, De Paul. Messi abisini oynadı. Messi, Messi köşeyi görür. Magna'nın üstüne ve Di Maria. Di Maria rakibi karşısındaydı. Di Maria üstüne vurdu yine. Üstüne vurdu ama iyi bir şuttu. Şimdi dönen top. Molina girmek istedi. Hocam korner taş bizde. Korner diyoruz. Molina de Paul. Baktı şöyle Messi top istedi. Messi'nin şutu plase müthiş bir gol. Kişisel gol sevincini yapalım Messi'nin. Bakalım ne yapacak oyunda. Lionel Messi arkadaşlarıyla beraber seviniyor. Öne geçiyoruz Lionel Messi ile beraber. İşte bakın. Messi'nin elleri kolları bir büyük gözüküyor. Abi bu ben anlamıyorum ya bu Konami'yi. İlginç yapmış yani. Messi'nin eli kolu o kadar büyük mü abi mesela? Uzaktan kötü gözükmüyor da yakın çekimde bir ilginç gözüktü gözüme. Depaol. Şimdi Dybala. Dybala aradan Depaol'a. Depaol. Depaol. Depa Kaybettik orada bir değişik bir tuşa bastım olmadı. Biraz da Fransa'nın tarafına geçelim mi? Arjantin'le gol attık. Oyun seviyesi çünkü ya çok zor ya da çok kolay oluyor. Yani orta seviyede oynayamadığımız için rekabetçi bir maç olmuyor. O yüzden şimdi Fransa'nın başına geçtim. Fransa'yla bir de oynayalım. McAllister yalnız Arjantin bastırıyor. Saliba. Rabio sol tarafta Kylian Mbappe bir görelim peste. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe nasıl bir pas verdim lan? Çok iyi. Neredesiniz? Sol taraftan Mbappe kaçtı. Şimdi ceza alanına baktım. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe çalımları falan yapıyor. Kylian Mbappe. Oy! Güzel gol attık. Zevk aldım bundan. Kylian Mbappe. Eyvallah. Gol sevincini yaptı. Şöyle bir durdurup pozisyon tekrar diyeceğim. Ee, en azından oyuncuların yüzlerine de bir bakmış olalım. Oyun içi yüzlerine. Şimdi yüzlerini yakından görür müyüz? Görürüz. Martinez, Romero. Yakından bakınca oyun daha bir iyi gözükmüyor değil bu arada. Ha. Romero çok baygın bakıyorsun. Lisandro Martinez, Molina gol yedikleri için üzgünler. Acuna, Hepsi üzgün lan. Sakin olun. Bak Depaolu direkt yapmışlar. Son halini yapmışlar Depaolu. Bu arada Arjantin forması da 3 yıldızlı şampiyon forma. Forma çok güzel gözüküyor. Detayları iyi duruyor yani. Evet Di Maria şöyle bakmış olalım. Di Maria'yı görüyorsunuz. Hala Dibala. O da üzgün. Messi'nin üzgün hali nasıl? Messi baba yapma seni üzülürken göremeyiz. Hayır. Saçmalıyorsun. Şöyle sen iyi ol. Bakayım sana bir. Adamın kralı ya. Seviyoruz abi. Ne yapalım? Seviyoruz bu adamı. Yalnız bu kamera açısıyla terler merler harbi çok fotorealistik duruyor ya çok gerçekçi duruyor. Lautaro Martinez'i gördünüz. Fransa'da Maignan, Saliba, Hernandez, Havard. Yine Hernandez. Ama bu Teo Hernandez. Chouameni. Rabio. Abi Dembele burada. Mbappe. Mbappe golü attı az önce biliyorsunuz. Tam golü atmadan önce Mbappe'yi görüyorsunuz. Ulan bir değişik ama Mbappe'nin yüzünü tam beğenemedim. Yakından bakınca bir değişik geldi. Griezmann çok iyi olmuş. Acayip yapmışlar saçını başını. Ve Olivier Giroud. Yüzler de bu şekildeydi. Michael'a laf ettik ama bir bakacağım. Görevler mörevler neymiş merak ettim. Hazır inceliyorken inceleyelim. Evlerde bir şey yok. Bizi ilgilendiren çok bir şey yok. Takım dediğimde ne oluyor abi? Oyuncular niye üstünde çarpı var ya? Bunlar niye üstünde ünlem var? Dünya Kupası'ndan falan kalma bazıları galiba. Ha bunlar Prime Messi falan da bunlar. Niye ünlemli lan? Paketlerde ne varmış? Bir paket açalım bari. Arjantin diyor paket açacak. Paramız yok ama 940 paramız var bizim. İngiltere açabiliriz. Fransa'ya da Arjantin açamıyoruz. Başka ne var? Portekiz var. Türkiye paketi var. Brezilya, Guardiola 13 14. Bu ne? Guardiola'nın o zamanki halini mi veriyor? Sıkı top tutma güçlendiricisine sahip menajer Guardiola. İçerik neymiş? Sadece Guardiola veriyor. Xavi Alonso 23-24. Hızlanma güçlendiricisi varmış onun da. Ne değişik şeyler gelmiş oyuna ya. Artık paketlerden teknik direktör de çıkabiliyor galiba baksana. Farklı olmuş. İngiltere'den Bellingham çıkarma şansımız var. Bir İngiltere deneyeceğim o yüzden. 940 paramın hepsini ona harcadım. Hadi lan! Bellingham çıkarma şansımız var demiştim. Bellingham mı geldi? E niye paket animasyonu olmadı? Ha gelmemiş o en iyi oyuncusunu gösterdi abi heyecanlandırdın ya. Galiba bu paket de değil ben her şeyi yanlış anladım. Bütün oyunculardan bize verdi abi. İlginç. Standart oyuncu listesi, menajer listesi çok karışık olmuş ya. Özel oyuncu listesi ne? Ha paketler buradaymış. Boşuna para harcadık Baksana Euro paketi var Dünya çapında paket var Salah falan çıkabiliyor Paketler buradaymış abi Yapacak bir şey yok Nation'ın Jun 20-24 Baksana o son maçlardan olan oyuncuları gösteriyor herhalde Valla bu PES'e şu anda para vermek istemiyorum Kusura bakmayın Neyse abi biz orada coin'imiz vardı Harcamış olduk önemli değil Türk kahramanlar bu neymiş ya Kariyer hedefleri bunlar ne Yapay zekalı karşı maçlarda galip gelin diyor Aha PES bitmiş abi E-futboldan ben biraz ümitliydim ilk çıktığında Hani o kadar kötü olmaz diyordum ama ilginç. Buradaki bu kariyer modunu denememi istiyorsanız kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum. Bugün E-Futbol'da Euro 2024 ve Copa Amerika güncellemesi gelmişti ona baktık. Açıkçası çok da bir şey göremedik, çok da bir şey bulamadık. Özel etkinlikler falan gelmiş My oynayan kardeşler için. Ama bizi pek alakadar etmiyor. Açıkçası oyuncu yüzleri vesaire çok beğenmedik. Türkiye milli takımına da çok özen göstermemişler. Yapacak bir şey yok. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalınlardan Arden Papazyan ailesi. Hey futbol bir dahakine milli takımımıza özeneceksin. İyi yapacaksın. Arda Güler'in yüzü nedir lan? Kendine gel.